Tabii inşallah meclis toplantımızdan sonra hocamız, gazı başkanımız Celal Şimşek hocamızın başkanlığında Lavodikya'da yapılan çalışmaları yerinde göreceğiz. Ben hocama çok çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Lavodikya'da Merkez Efendi Belediyesi'nin böyle bir toplantı yapmasından çok mutluluk duyduğumuzu, ekip olarak gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Ve Başkan Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu konuda. Şimdi bu kentte biz milattan önce 5500, yani günümüzden 7500 yıl öncesine indik. Şimdi bu kentte ilk meclis 2300 yıl önce toplandı. Ve son mecliste 1500 yıl önce toplandı. Yani biz milattan sonra 5. yüzyıldan sonra meclis toplandığını bilmiyoruz. İlk kez 1500 yıl sonra Merkez Efendi Belediyesi'nin meclisi burada toplanıyor. Metrelik bölümü, ikinci etap kazıları ve ondan sonra da bakın depremde yıkılmış hepsi. Şu gördüğünüz sütunlar hepsi depremde yıkılmış. Projelerini hazırladık ve projelerimizi de Merkez Efendi Belediye'mize sunduk. Merkez Efendi Belediye'miz oradan YÜKOB'a gönderdi ve kendi destekleriyle birlikte. Şu anda Lavodikya için önemli bir soluk alınacak yer oldu. Bu caddeden yürüdüğümüzde diğer bir projemiz Trajan İmparator Trajan için bir çeşme. Depremlerden bölgesi olduğu için bazı bölgelerde kalıyoruz. Bunların gerekli olan önlemleri alınacak. Dikkat ederseniz bunun başlığı var. Şurada yıkılmış hali kemerli bölüm. Sadece burayı koruyoruz. Kalan bölümleri ayağa kaldıracağız. Burası o da tam bir yaşayan arkeoloji parkı olması bakımından çok çok önemli. Sensin abi yazdın. Bir katlanmışım ya. Başkanım katlanmışım ya. Tabii Suatlar Eskisar'ın yanında görülebiliyor zaten. İki tane başlamak. Burada sen su yasası tartışılmış ya. Bunu da trafo yasası. Trafo yasasını biz tartışalım. Yalnız burada konuşmayalım. Burada Lavodikya'da Merkez Efendi Belediye Meclisimizin 2017 Ekim ayının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber ben bizi ağırlayan bu kazı başkanımız Profesör Celal Şimşek hocamıza çok teşekkür ediyorum. 1500 yıl sonra burada şehrin bir toplantısı yapıldı. Şehirle ilgili, Merkez Efendi ile ilgili kararlar alındı. Daha öncesinde de tabii burada bu şehrin sosyal, siyasal ve ticari merkezinde çokça kararlar alınmış. Şu bulunduğumuz alan stadyum caddesinden stadyumun olduğu yere kadar ve aşağıdaki kilisenin olduğu bölgeye kadar Lavodikya şehrinin sosyal, siyasal ve ticari merkezinin bulunduğu bir mekan. Tabii konutlar kısmı biraz daha Honaz bölgesine kadar yukarı taraflarda konuşlanmış. Burası ise şehrin toplandığı yer, ticaretinin yapıldığı yer. Biz de bu şehri, Lavodikya şehrini daha fazla açığa çıkarabilmek adına, kazıların fasılasız bir şekilde sürdürülebilmesi adına geçtiğimiz dönemde Denizli Valiliğimizle birlikte bir proje yaptık. 1 milyon TL'lik bir katkıyla buradaki kazıların yapılması konusunda bir katkı sağladık. İnşallah bundan sonra da bu katkıyı devam ettirmek istiyoruz. Bugün Merkez Efendi meclis üyesi arkadaşlarımızla hem buraya yerinde gördük, hem temsili bir meclis toplantısını da burada kazıların yapıldığı yerde yaptık. Ve bir kez daha Lavodikya şehrimizi, Denizli'mizin bu çok güzel değerini Türkiye'nin gündemine taşımak üzere arkadaşlarımızla bir gayret içerisinde olduk. İnşallah Lavodikya önümüzdeki dönem çok daha fazla tanınacak. Bizler de Merkez Efendi Belediyesi olarak yeni bir proje yaparak liselerde okuyan çocuklarımızı buraya getirip burada yapılan kazı çalışmalarını ve buradaki medeniyet değerlerini anlatabilme adına bir proje hazırlığındayız. İnşallah onu da en geç 1-2 ay içerisinde faaliyete geçireceğiz. Merkez Efendiler Lavodikya'yı daha yakından inşallah tanıyacak.
bayağı ilerlemiş yani. Evet, evet. Şuraları falan hep temizlemişsiniz herhalde hocam. Güzel olmuş. Demin gösterdiğiniz gibi bir çeşme yapısı değil mi? Evet, evet, evet. Bakın kanalizasyon sistemi çalışıyor. Oradan çeşmenin suyu da bu kanalizasyon sistemine aktarılıyor. Hocam bir şey de var.